Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi günler diliyorum herkese. Evet, Dolar-TL adına bir gün ortası yorumu vermek istedim. Zira yorum başlığından da göreceğiniz gibi üzere saat 15.30'un önemli bir saat olabileceğini ifade ettim. Bu başlığı kullanmamda veya saat 15.30'a önem vermemdeki neden, Merkez Bankası'nın VIOP işlemleri yapmakta olduğunu biliyorsunuz. Farklı farklı vadelerde yüklü miktarlarda short pozisyon taşıyor. Merkez Bankası şu ana kadar özellikle son dönemler itibariyle VIOP işlemlerinde maliyetinin oldukça düşük kalması ve kurdaki bu ciddi atak sebebiyle önemli bir zarar konumuna girmişti. Tabii ki pozisyonların kapandığı andaki tablo önemlidir. Anlık zarar ve ziyanlar bir noktaya kadar önemlidir ama bu hususunda Merkez Bankası hesapları adına önem arz eden bir şey olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar, bugün Mayıs vadenin son günü. Mayıs VIOP dolar vadenin son günü. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın ise elinde şu an itibariyle 158 bin, 159 bin kontrat civarında short pozisyon bulunuyor. Ve Merkez Bankası bugün itibariyle bu short pozisyonlarının kapanmasını sağlayacak. Ancak Merkez Bankası vade sonuna yaklaşımlarda fiili olarak, reel olarak elindeki short pozisyonları satmak, yani long işlem, ters işlem yapmak suretiyle kapatmıyor ve vadenin son günündeki uzlaşma fiyatına göre pozisyonlarının kapanmasını sağlıyor. Zira elinde oldukça yüklü miktarda pozisyon olduğu için bu miktardaki bir pozisyonu bir günde veya bir iki günde kapatabilmek pek mümkün olamayabiliyor. En azından Merkez Bankası'nın VIOP işlemlerini uzunca bir zamandan beri takip eden birisi olarak Merkez Bankası'nın bu şekilde reel işlemlerle değil de vadenin son günü itibariyle pozisyonlarını kapattığına yakinen tanık olmaktayım. Sizlerle de paylaşıyorum sıklıkla. Evet sevgili arkadaşlar, eğer Merkez Bankası bugün itibariyle pozisyonlarını uzlaşma fiyatı itibariyle kapanmasını istiyorsa, ki tablo tamamıyla bunu göstermekte, bu durumda uzlaşma fiyatının olabildiğince düşük olması Merkez Bankası için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Arkadaşlar, saat 15.30'da Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu kur fiyatlarına göre uzlaşma fiyatı belirlenmekte. Daha doğrusu vade sonu uzlaşma fiyatı belirlenmekte. Vadenin son günü itibariyle uzlaşma fiyatı saat 15.30'daki Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu kurlar itibariyle belirlendiği için bu saate kadar Dolar-TL üzerinde veya VIOP Dolar-Mayıs kontratları üzerinde bir baskının olması normaldir. Çünkü Merkez Bankası short pozisyonda ve ne kadar düşük seviyeden pozisyonlarını kapatırsa o ölçüde kazançlı bir şekilde pozisyondan çıkmış olacak. Şu an itibariyle maliyetinin, ortalama maliyetinin 6-11 seviyesinde olduğunu dikkate alırsak ve Mayıs vadenin şu an itibariyle 5.86-5.87 civarlarında işlem gördüğünü dikkate alırsak, bu durumda arkadaşlar bu seviyelerde, belki biraz daha aşağı bir seviyeden pozisyonların kapanmasını avantaj olarak kabul edebilecektir. Ve bu civarlardan bir kapanış sağlanacak olur ise veya uzlaşma fiyatı bu seviyelerde oluşacak olur ise, bu durumda Merkez Bankası'nın 160 bin kontrat civarındaki pozisyonu ve 6.11 civarındaki maliyeti dikkate alındığında yaklaşık 35-36 milyon TL civarındaki bir karlılıkla, kazançla Mayıs vadedeki pozisyonlarını kapatmış olacaktır. Diğer vadeler konusuna girmiyorum arkadaşlar. Şu an Mayıs vadenin son günü olması itibariyle bu konu üzerinde duruyorum. Saat 15.30 itibariyle uzlaşma fiyatı belirlendikten sonra bu kez daha yoğun bir şekilde Haziran vadeye bir geçiş başlayacaktır ve 15.30'dan sonra Dolar-TL kurunda bir miktar hareketlilik beklenebilir. Arkadaşlar, geçmiş tarihlerdeki vade sonlarında bu tabloyu çokça gördüğüm ve yaşadığım için sizleri bu noktada bilgilendirmek istiyorum. İlla ki saat 15.30'dan sonra bu hareketlilik olacaktır şeklinde bir iddiada veya kesin bir söylemde bulunmak mümkün değildir. Ama Merkez Bankası'nın böyle bir konumu olduğu için bu saate kadar VIOP dolarda çok fazla bir hareketlilik olmaz. Kurlarda çok önemli bir hareketliliğe pek müsaade verilmez ama 15.30'dan sonra bir rahatlamanın oluşması mümkün olabilir. Geçmiş tarihlerde benzer uygulamalar çok fazla oldu. Bu açıdan bu konu
itibariyle 15-30'a dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu hareketlilikten kastım çok ciddi bir kur atağı olacak. İşte hemen 6'lar, 6-10'lar gibi eski son birkaç gün öncenin seviyelerine geri dönülecektir şeklinde bir ifade kullanmak mümkün değildir. En azından şu an itibariyle önümüzde bulunan direnç noktalarına doğru bir atak veya bu dirençleri zorlamak şeklinde bir çabanın oluşması düşünülebilir şeklinde yorumlamak gerekiyor. Önümüzdeki dirençler nedir veya şu an itibariyle dolar TL'nin son tablosu nedir ona bakalım isterseniz. Haftalık grafiklerimiz itibariyle değerli dostlar şuradaki Fibonacci çizimimiz itibariyle %38,2'ye denk gelen 5,92 seviyesi önümüzde önemli bir direnç olarak bulunuyor şu anki seviyeler itibariyle. Bu direnci yakından takip etmemiz gerekiyor. Zaman zaman zorluyoruz ama henüz bunun üzerine çıkmayı başaramayan bir dolar TL seyri hakim. Haftalık grafiğim arkadaşlar önümde açık iken henüz hafta tamamlanmadı ama önümüzdeki haftaya yönelik bir fikir vermesi bakımından pivot verilerini de hatırlatmış olayım. Benzer şekillerde sonuçlanacaktır. Önümüzdeki hafta için 5,93 seviyesi önem taşıyor. Zira 5,92'nin direnç konumunda olduğunu biliyoruz. Bunun üzerinde kalınabilir ise ilk hedefimiz psikolojik seviye olan 6 seviyesidir. Ancak 5,92 seviyesinin 5,93 seviyesinin aşağısında kalınması durumunda pivot sistem 5,75-5,76 seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığını hesaplayabilmekte. Gelelim arkadaşlar günlük grafikler açısından tabloya bakmaya. Günlük grafiklerimiz itibariyle 5,85-5,58 seviyesi şuradaki önemli bir Fibonacci desteğimiz konumunda. Şu anda arkadaşlar bu desteğimiz çalışıyor. Bu destek seviyesinin aşağısına inmedik. Bu seviye üzerinde kalındıkça ki 5,85'in aşağısına gelmemek adına bir gayretin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda dünkü sert satışlar sonrasında bugün biraz daha dengelenme ve veyahut da satışların hızının kesilmiş olduğu tepki verme arzusu içerisinde biraz daha yoğun bir niyet içerisinde olduğunu görebildiğimiz bir dolar TL seyri hakim bulunuyor. O halde 5,85 seviyesini yakından takip ediyoruz ve bu seviye üzerinde kalındıkça direnç noktası olarak günlük grafikler adına 5,98 seviyesi hepimizce malum olan kritik bir nokta idi. Son dönemlerde direnç konumundaydı. Ardından bu seviyenin aşılmasından sonra destek olarak çalıştı ama şu anda tekrar direnç konumuna gelmiş durumda. Arkadaşlar günlük grafiklerimiz itibariyle sizlerle paylaşmış olduğum hassas çizimlerin olduğu bir grafiğimiz daha bulunuyordu ve buradaki beyaz tablo çizgimizin veya destek hattımızın bulunduğu 5,94 seviyesi aşağı yönlü kırılmak suretiyle artık bir direnç konumuna gelmiştir. Şu anda 5,92'nin dışında en önemli direnç olarak 5,94 seviyesini önemsiyorum. 5,94 seviyesine yönelik ataklar olabilir. Bu direnç zorlanmak istenebilir. Ancak bu direncin aşılıp aşılmaması hususu yakından izlenmeli. Şayet 5,94 direnci aşılamıyorsa veya genel bir ifadeyle 5,88 ile 5,92 arasındaki direnç bölgesi geçilemiyor ise bu durumda 5,85 seviyesinin aşağısına inilmesi gibi bir risk ortaya çıkabilir ve böyle bir olasılık gündeme geldiği zaman ise ana destek olarak, ana yükselen desteğimiz olarak, trend desteğimiz olarak 5,77-5,78 seviyesi gündeme gelebilirmiş. Arkadaşlar bu seviyeye kadar mutlaka bir geri çekilme olacaktır gibi bir iddia asla söz konusu değil. Lütfen ifadelerimi doğru anlamaya çalışınız. Teknik ihtimallerdir bunlar. Asla şu olmaz, bu olmaz şeklinde yorum yapmanın ne kadar yanlış olduğunu son günlerde zannediyorum ki çok net olarak anlamış olmalısınız. Zira 5,88 ila 5,92, 5,94 bu bölgedeki dirençler aşılamadığı takdirde güç kaybı devam edebilir. Nereye kadar devam edebilir? 5,77 noktasına kadar. 5,77 görülür görülmez ayrı bir konu. 5,80'e yaklaşımlardan tepki bulabilir ayrı bir konu. Ama teknik ölçümler bu seviyeyi ön plana çıkarıyor. Daha doğrusu 5,78 diyelim ve bu seviye her gün bir miktar daha yukarı yönlü uzamakta. Zira yükselen bir trend olduğu için orta uzun vade adına. Gelelim arkadaşlar 120 dakikalık daha kısa vadeli bir görünüme. 120 dakika için 6,05 seviyelerinden
29 Mayıs tarihinde başlayan geri çekilmeyi dikkate almak ve de 5.85 seviyesindeki en düşük noktayı dikkate almak kaydıyla yapacağımız bir ölçümde karşımıza çıkan tablo itibariyle 5.90 seviyesinin şu an için ilk önemli direncimiz konumunda olduğunu görüyoruz. Bu direnç zaman zaman zorlanıyor ama henüz aşılabilmiş durumda değil. Zira saatlik veya 2 saatlik periyot itibariyle gün içi işlemler adına 5.90 seviyesinin aşılması, bu seviyenin bir destek olarak birkaç saat algılanması durumunda o zaman 5.94'e yönelik bir tepkinin başlayabilme olasılığını veya tepkinin bu seviyeye kadar devam etme olasılığını dikkate alabiliriz diyebiliyorum. Değerli arkadaşlar, bir de kısaca biop kontratları adına tabloya bakalım isterseniz. Biop kontratları adına ise şu an itibariyle 5.87 civarında bir pivot desteğimiz bulunuyor. Dünkü pivot verileri itibariyle, bugüne yönelik pivot verileri itibariyle takip etmemiz gereken seviyeler 5.91 seviyesinin aşağısında kalındıkça 5.82-5.83 seviyesine kadar geri çekilme riskinin olduğunu ifade eden bir tablo söz konusu pivot verileri ve Mayıs kontratları adına. Bir diğer yandan arkadaşlar şunu da ifade edeyim isterseniz, önümüzdeki 2 saatlik süreç için dolar TL'de takip edilmesi gereken kısa vade, sadece ve sadece 2 saatlik periyodu dikkate almak kaydıyla arkadaşlar 5.89 seviyesinin pivot seviyesi olduğunu görüyoruz. Bu seviye üzerinde 5.90, ardından 5.92 ve yine 5.93-5.94 seviyesi önümüze çıkıyor. 5.89'un aşağısında kalındıkça 5.87-50, 5.86-20 ve 5.84-69 seviyeleri önümüzdeki çok kısa süreç için dikkat edilmesi gereken seviyeler konumunda. Sevgili dostlar, dolar TL hakkında söyleyebileceklerim bunlardan ibarettir. Dediğim gibi saat 15.30 itibariyle Merkez Bankası'nın kurlarını açıklaması ardından Viyop Mayıs kontratlarının uzlaşma fiyatı, kapanış fiyatı belli olacaktır. Bu saate kadar bir baskının olması muhtemeldir, olabilir veya normaldir. Ancak bu saatten sonra belirttiğim bu sebebin ortadan kalkması ardından bir miktar kurda rahatlama mümkün olabilir. Bu hususu dikkate almak kaydıyla piyasaları izlemenizde yarar olduğu kanaatindeyim. Şimdilik hoşçakalınız. Hafta sonu çok daha detaylı, ayrıntılı analizler vereceğim dolar, TL ve piyasalar hakkında.